Bu hafta ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen konusu var. Bakıyorum sorulara. Aa, ne kadar güzel. Dik üçgeni yapan bu iki konuyu da çok rahat bir şekilde yapabilecek. Arkadaşlar merhabalar. Rehberlik serisinin üçüncüsündeyiz. Sizlere bu hafta dördüncü hafta rehberliğini yapacağız. Ve videonun başında söyleyeyim. Unutmayayım da yine sürpriz hediyem var. Sürpriz hediye de videonun sonunda olacak. Hatta 3-4-5. 3-4-5 kitabını hediye edeceğim size. Videonun sonunda şartları da söyleyeceğim. Evet, bu hafta dördüncü hafta rehberliğindeyiz. Bu hafta ne yapıyoruz? İkizkenar üçgeni ve eşkenar üçgeni işleyeceğiz sizinle birlikte. Bu zamana kadar ki emeklerinin karşılığını bu hafta alacaksın ve bundan sonrasında da alacaksın, merak etme. Bu zamana kadarki konuları iyi bir şekilde anladıysan eğer, bu haftan çok rahat bir şekilde geçecek. İkizkenar üçgen konusunu yapmak istiyorsan dik üçgen konusunu bileceksin. Dik üçgen yani Pisagor bağıntısı ve özel kenarlı üçgenleri biliyorsan eğer ikizkenar üçgen konusu rahat bir şekilde geçecek. Eşkenar üçgen konusunda yapmak istiyorsan arkadaşım, o da özel açılı üçgenleri bilen arkadaşlar, özel açı mantığını bilen arkadaşlar eşkenar üçgen konusunda rahat bir şekilde yapabilecek. Şimdi gel senle birlikte programları görelim. İlk programımız bu, yani kitabın içerisinde olan programdı. PDF'i de ilk videoda açıklama kısmında zaten size vermiştim. Bu rehberlik serisinin ilk videosuna bakabilirsiniz. Bir de hızlandırılmış program vardı. Hızlandırılmış programı da şöyle bir bakalım. Ve ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen hemen bakıyoruz şurada. Evet, ne zaman? Ekim'in 3'ünde ne yapıyorsunuz? Ekim'in 3'ünde ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen videolarını izleyeceksiniz. Toplamda 4 videomuz olacak. İkizkenar üçgenler 2 video, eşkenar üçgenlerin de 2 video şeklinde olacak. Ben olsam ne yaparım? İkizkenar üçgen videolarını bugün, yani ayın 3'ünde izlerim. Ayın 4'ünde de ne yaparım? Eşkenar üçgen videolarını izlerim. Sonra kolay soru bankasından hemen ikizkenar ve eşkenar üçgen sorularını çözerim. Ama bu bazı kitaplarda dik üçgen içinde de yer alabiliyor. Dik üçgen içinde çözdüyseniz eğer bu hafta size çok fazla bir soru da kalmıyor. O yüzden burada açı ortay kenar ortayı da buraya yapabilirsiniz ya da belki de dik üçgeni de böyle uzatmış olabilirsiniz. Tam emin değilim. Bazı kitaplarda ikizkenar eşkenar ayrı, bazı kitaplarda da dik üçgenin içerisinde veriliyor. Ayrıymış gibi düşünelim. Benim kitapta da ayrı ya. Dediğim gibi burada da ne yaparsınız? Sorularınızı çözersiniz. Şurada da sorularınızı çözersiniz. Ya da ilk gün hemen videolara, 4 videoya bakarsınız ve diğer 3 güne de soru bankalarını paylaştırabilirsiniz dostlar. Evet. Hızlı programı kime öneriyorduk? İyi olanlara ya da çok iyi olanlara öneriyorduk. Bizim asıl önerdiğimiz program bu programda. Hemen bakıyoruz. 4. hafta ikizkenar üçgenden 2 video, yani 6. gün videoları. Eşkenar üçgenden de 2 video, yani 7. gün videoları olacaktı. Dediğimiz gibi eğer dik üçgeni iyi bir şekilde anladıysan bu konuyu rahat bir şekilde yapabilirsin. Şimdi ikizkenar üçgenin sayfasına gelelim şöyle. İkizkenar üçgenin sayfası nerede? Şurada olması lazım. Şimdi bu ikizkenar üçgendeki video var ya, ilk video çok önemli. Yani ilk videolar, ilk dersler her zaman çok önemlidir. Hocam ikizkenarın tanımını veriyoruz ve sonrasında ne yapıyoruz? Burada önceki konularla ilgili birleştirme yapıyoruz. Yani önceki konularla ilgili sorulardan bahsediyoruz. Ama ilk önce ikizkenarın tanımını verip sonra sorulardan bahsetmişim. Ondan sonra da ne yapmışım sorularda? Özellikler demişim, şu ek çizimlerdeki ikizkenarda tabana ait yükseklik tabanı iki eş parçaya bölüyor ya. O bilgiyi vermişim ve ardından bol bol sorularımız var. Eski nesil sorularımız ve yeni nesil çok güzel sorularımız var ve bunları da animasyonla destekledik. Animasyonla bunların hepsini, yeni nesil sorularını da nasıl olduğunu da göreceksin ve ilk dersi iyi bir şekilde anlarsan ikizkenar üçgenle ilgili karşına çıkabilecek tüm soruları çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Hatta sadece ikizkenar üçgen gibi düşünme. Sonraki konularda işte dikdörtgen içerisinde ikizkenarlık gelebilir. Katı cismin içinde, çemberin içerisinde ikizkenarlık gelebilir. Sonraki konularda da çok faydasını göreceksin. İkinci videoda da ne yapıyoruz? İkizkenarın ikinci videosunda da şöyle bir özellik var. Özellik çıkar mı çıkmaz mı tam bilmiyorum ama TYT'de çıkmaz, çıkarsa da AYT'de çıkar. Özellikleri verip özellikle ilgili soru çözümlerinden bahsediyoruz ikinci videoda da. Sonraki gün videosunda da eşkenar üçgen var. Yine eşkenar üçgenin ilk videosu çok önemli. Ya ilk önce tanımı veriyoruz ve tanım ve özel açı mantığını kullanmayı öğretici sorularımız var. Yine klasik sorularımız mevcut. Öğrenme alanında kolay sorumuz var. Ondan sonra klasik orta halli sorularımız, kolay ve orta halli sorularımız var. Sonra da tabii ki yeni nesil sorularımız mevcut. Yine ilk derse burada, ilk videoya, eşkenar üçgenin ilk dersine aşırı derecede dikkat edin. İkinci dersimizde de ne var? Diğer özellikler söz konusu. İşte bu da ikinci dersin özellikleri ve bu arada ilk dersimizde yine şeyler devam. Yani yeni
bildiğiniz sorular devam. Burada da animasyonlarını da göreceksiniz. İkinci derste de özellik soruları var. Özellik çıkmayabilir ama AYT kısmında çıkabilir. Ne olur ne olmaz diye bu videoya da önem vereceksiniz. Ama ikizkenar üçgenin ve eşkenar üçgenin ilk dersindeki sorular aşırı derecede güzel. Her kalıp soru var. Her kalıp eski neslin ve yeni neslin soruları var. O sorulara lütfen dikkat edin. Önceki bilgilerinizin yani emeklerinizin karşılığını alacağınız haftadasınız. Dördüncü haftadasınız. Çok fazla zorlanmayacak bir haftadasınız. Zaten bunu kitaptaki soru bankalarındaki soruları çözerken de göreceksiniz dostlar. Yani aslında çok fazla bir şey dememe gerek yok bu rehberlikte. Rehberliğimiz bu kadar. Şimdi ne var? Kitap. Yani 3-4-5 kitabı var. Hadi gel 3-4-5 kitabını sana göstereyim. Göstereyim derken şartlardan bahsedeyim. Yani çekiliş şartlarından bahsedeyim. Evet, 3-4-5'in geometri kitabı. Biliyorsunuz birinci kitap ve ikinci kitap, daha hala ikinci kitap çıkmadı. Belki bu sene içerisinde çıkar. Ben birinci kitabı vereceğim size. 10 tane çekiliş. Yani çekilişte. Çekiliş şartları nedir? Abone olacaksınız. Videoyu bir beğeneceksiniz. Ve artı ne olacak? Yoruma yazacaksınız. 3-4-5 kitabını istiyorum şeklinde yoruma yazacaksınız. Ama Kenan Karan'ın, Kenan Komutan'ın öğrencilerinde ihtiyacı olmayan öğrenciler, yani elinizde iki kitap varsa, hali hazırda iki kitap varsa üçüncü kitabı istemeyin. Sadece ihtiyacı olan arkadaşlar lütfen bu kitabı istiyorum diye yorum yazsın. Ve tabii ki 2-3 tane mesajı görürsem o kişiyi listeden çıkartırım. Yani kitabı istiyorum hocam deyip bir mesaj hakkınız var. Diğer arkadaşlar da tabii ki kalp atabilir. Tabii ki mesaj atabilir. Hocam ihtiyacım yok ama böyle sizi sevdiğim için mesaj atıyorum diyenleriniz de olabilir. Sıkıntı yok. Ya da 3-4-5 kitabı vardır elinde. O olan arkadaş da yazmasın. Lütfen yazmasın. Arkadaşıma vereceğim deyip de girmesin. Yani ihtiyacı olan kişiye gitsin. Doğru kişiye gitsin lütfen. 3-4-5 kitabı istiyorum yazın. İstiyorum yazın. Ben de çekiliş sonuçlarını sizinle paylaşacağım dostlar. Evet, güzel bir kitap. Çok güzel bir kitap. Verdiğim bütün kitaplar gerçi güzel kitap. Bu da güzel kitaplardan, en iyi kitaplardan bir tanesiydi. Çok işinize yarayacak büyük ihtimalle. Evet, dördüncü haftayı da halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta, beşinci hafta rehberliğinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Kitabı istemesen bile abone olmayı unutma. Görüşürüz.